Ondan sonra beraber toparlayalım. Sizle başlayalım, sonra sorularına geçeriz. Buyurun hocam. Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün zor bir maçta. Aslında maça iyi bir başlangıç yaptık. 15-20 dakika baskılı ve pozisyonlara girdiğimiz bir maç oldu. Ama değerlendiremedik. Ondan sonra defanstaki ufak bir hatadan yediğimiz bir gol oldu. Ondan sonra Trabzon biraz daha iyi oynamaya başladı. Biz istediğimiz baskıyı ve agresifliği rakibe uygulayamadık. İlk yarı bu şekilde geçti. İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler bize maçın değişimini getirdi. Galibiyeti getirdi, öyle söyleyeyim. Papis'i oyunu aldık. Ondan sonra Mert olsun, Adem'i olsun oyunu aldık. Yakaladığımız pozisyonlar oldu. Hoşuma giden takım birinci golü attı, ikiyi istedi, ikiyi attı, üçü istedi, üçü attı. Hatta 4-5 de olabilirdi yakaladığımız pozisyonlara baktığımızda. Hem oyuna giren futbolcularımız bize iyi iş yaptı. Taraftarımıza değinmek istiyorum. Az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladılar. İnşallah önümüzdeki süreçte Türk futbolunda ve dünya futbolunda taraftarlarla birlikte futbol daha güzel oluyor. İnşallah orada da bir değişim olur. Sorulara geçelim. Yoksa basın tribündeki soruları soracağım. Hocam, Ajans Spor'dan Aygün Özüpek, soyunma odasında neler yaşandı? İkinci yarı çok farklı bir Fenerbahçe izledik der. Devre arasını kastediyor. İlk yarı zaten dediğim gibi takım olarak istediğimiz o baskıyı kuramadık. Takım olarak sahada 15-20 dakikadan golü yedikten sonra yoktuk. Ama ikinci yarıda soyunma odasında birkaç cümleleri kullandık. Takım olarak hareket etmemizi gerektiğini futbolcularımıza anlattık. Bireysel olarak baskıya gitmemiz lazım. Birlikte bu işi başarırız. Birliktelik bize galibiyeti getirdi. Hocam, Beyaz TV'den Devrim Zengi aynı soruyu sormuş. Bir de taraftarları sormuş. Siz ikisine de cevapladınız. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa geçebilirim. Yok, teşekkür ederim. Maçkolik'ten Sercan Şekerci'nin sorusu var. Fenerbahçe Süper Lig'de tam 9 sezon sonra ilk 6 haftayı yenilgisiz kapatıyor. Bu sezon Sarı Lacivertler'de bu başarıyı getiren önceki sezonlardan farklı olan ne? İlk sorusu. Onu aslında cevaplandım. Takım ruhu, birliktelik, birlikte hareket etmemiz bu başarıyı bize getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyetler hep birlikte alacağız. İkinci sorusu, Fenerbahçe ilk yarıda hücum yönü olarak sol kanat ağırlıklı yükleniyordu. İkinci yarıda hem sağ hem arkadan da her bölgeden atak geliştirdi ve sağ kanattan gol de geldi. Oyunu her bölgeye yayan temel etmen neydi diye sorarlar. Zaten futbolda sadece bir kanattan hücum, diğer kanatta defansa kalacağınız bir kaydı yok. Biz bütün hücum opsiyonlarımızı her iki kanattan da merkezden de olsun çalışıyoruz. İkinci yarıda, daha doğrusu ilk yarıda değerlendiremedik yakaladığımız pozisyonları. İkinci yarıda bunu daha iyi yaptık. İyi sonuçlandık ve galibiyet geldi. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sonuçları gelmeyince özgüven kaybı yaşamak normal. Takım doğru yolda, başarı ya da başarısızlık adına konuşmak için erken dedi. Erol Bulut ise ilk 15 dakika iyiydik ama sonra Trabzonspor oyuna hükmetmeye başladı. Daha iyi oynadı. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle, hem oyuncu değişikliği hem oyun değişikliğiyle galibiyet geldi diye konuştu. Nasıl yorumlamak lazım bu açıklamaları? Şimdi Nilton Hoca biraz topu, daha doğrusu suçu futbolcusuna attı. Bireysel hatalar, Selim İstek birkaç kere kullandı aynı şeyi. Evet. Biraz öz eleştiriyi kendi... Orada biraz şey yaparken onu tercüman arkadaş es geçti ama... Evet, yani kendiyle de ilgili biraz öz eleştiri yapmalı. Yani çok iyi oynuyoruz lafı şuna getirdi. Yani yaptığımız basit hatalar olmasa belki de maçı kazanacaktık. Ancak ikinci yarıda seyrettiğimiz Trabzonspor'un ne taktik, teknik taktik olarak, ne kondisyon olarak, fizik kondisyon olarak, ne de mentalite olarak maçı kazanacak bir takım görüntüsü vermediğini hep beraber seyrettik. Hoca biraz daha böyle gerçekçi davranmalı bence. İyi yoldayız, doğru yoldayız diyor. Hangi yolda, yani nasıl böyle bir şeyler söyleyebiliyor? Ben de onu pek anlamadım. Doğru yol, iyi yol, bu yol değil bana göre oynanılan futbolla alakalı olarak. Yarım devre oynanılan futbol, yetersiz bir futbol. Diğer tarafta Erol Hoca da yaptığı iyi şeyleri ön plana çıkardı. Bu Trabzon otobüsü değil mi? Trabzonspor'un havaalanı mı arkadaşlar? Havaalanı görüntüsü Trabzonspor...
havaalanına geldi bu arada takım otobüsü. Bir yandan oradan da belki bir röportaj imkanı doğar mı? Mustafa Mandev değil mi orada? Takip ediyor. Sercan mı orada? Sercan Dik mi oradaymış? Bakalım Sercan orada kovalayacaktır Trabzonspor otobüsünü. Evet hocam. Erol hocamız bir de takım ruhu, birliktelik, arkadaşlık gibi konuları çok güzel işliyor. Doğrudur ancak sanıyorum Gürcan daha iyi bilir. 18 tane yeni transfer var. Milli takım arasında 13 tane oyuncuyu milli takımlara yollamışsın. Demek ki elinde oldukça derin bir kadro var. Yani biraz bunu da hocamız göz önünde bulundurmalı. Yani bunu da dile getirmeli. Hı hı. Sadece takımdaşlık, hadi hep beraber olalım, iyi top oynayalım, böyle bir şey yok. Biraz da eline iyi bir kadro verilmesi lazım. Hocamın da elinde gerçekten iyi bir kadro var diye düşünüyorum. En azından alternatifli bir kadro var. Sercan orada. Bir bakalım, bırakalım sözü ona. Gördüklerini bize aktarsın. Ender Bilgin geldi Trabzonspor kafilesi Sabiha Gökçen Havalimanı'na, genel havacılığa. İçeriye alınmıyoruz. Burada bir güvenlik önlemleri var. O nedenle röportaj gerçekleştiremiyoruz. Bunun bilgisini verelim. Dakikalar önce Trabzonsporlu futbolcular geldi. Ekranlara da yansıyor şu an A Spor farkıyla. Tabii ki bir mutsuzluk var. Futbolcular şimdi teker teker içeriye doğru giriyor. Mağlubiyetin ardından Trabzonspor kafilesi İstanbul'dan ayrılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uzak bir mesafedeyiz. Burada güvenlik önlemleri alınmış durumda. Polis eskortuyla geldi bordo mavili takım. Ekranlara yansıyor Trabzonsporlu futbolcular. Envakame'de içeri doğru gidiyor. Tabi orada Fobe'de hemen yanında. İsterseniz Ender Bilgin bir sözü size bırakalım. Çünkü içeriye girdi bordo mavili futbolcular. Peki, teşekkürler sevgili Sercan. Önce çıkan sanıyorum Edin Eğitim'di evet. Bu arada. Newton'la ilgili bir şey söyleyeceğim. Şimdi Newton'un konuşmaları nasıl? Kendinden emin olmayan bir teknik adam konuşmaları. Şimdi her an gidebilir. Çok güçlü oraya gelmedi. Eğer gelmediyseniz dedim mutlaka ki, mazeret üretmeniz gerekir. Onu üretiyor. Şimdi Trabzon'u bekleyen esas sıkıntı ne biliyor musun Ender? Şimdi böyle krizli dönemde takım kötü gidiyor. Puan anlamında, oyun anlamında. Burada başkan yönetim bir yere kadar. Ya oyuncular konuşacak hep beraber, takım liderleri, o büyükleri, tecrübeli oyuncular konuşacak, takımı toparlayacak. İkinci şık ne? Lider olacak teknik adam. Çıkacak, toplantı yapacak, konuşacak, takımı toparlayacak. Şimdi Trabzonspor'da... Doğru yolda diyor takım. Diyemez öyle bir şey. Doğru yolda diyecek. Diyorum ya, kredisi yok. Ve de yani herkes de biliyor. Yani Newton oraya çok güçlü gelmedi. Skorlarla güç alacak. Skorlar kötü geldi. O da biliyor her an gidebileceğini. Bunun içinde ne yapacak yani? Çok kendine öz eleştiri değil. Genelde bahane üretecek. Peki şu tarafa doğru gideceğim. Erman Hocam'a dönmek istiyorum. Erman Hocam dedi ki önceki bundan sonraki iki maçı ne? Hocam Kasımpaşa, Alanya. Çok İçeride net. Kasımpaşa, hiç deplasmanda Alanya. İçerisi dışarısı evet. Fark etmez. Oynayacağı iki takım da iyi takım. Evet. Yenemezse bu antrenör hatta gider. Hatta olur. Hatta diyorsunuz. Hatta olur. Peki. Hatta bence Trabzon şu anda... bir şeyler yapıyorlardır. Yoklama macunları atıyorlardır. Sağ şimdi sola işte Mehmet Yılmaz'a